Herkese merhaba. Yepyeni bir OTMR videosuyla yine yayındayız. Biliyorsunuz bu video serisinde Türkiye'de çok satılan otomobilleri ya da dikkat çeken otomobilleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Berilerle otomobillerin artılarını, eksilerini, Türkiye yollarında öne çıkan kusurları, öne çıkan artıları paylaşmaya çalışıyoruz ki size de biraz rehber olsun, öncülük yapabilelim istiyoruz. Hemen bu haftaki konuğuma geçeceğim birazdan. Geçmeden önce şunu söylememde fayda var. Premium sınıf Türkiye'de çok beğenilen, çok tutulan bir sınıf. İnsanlar alsınlar ya da almasınlar premium otomobilleri merak ediyorlar. Biz de merak ettik. Bu hafta premium sınıfın önemli oyuncularından birini, Mercedes E serisini lifte kaldırıyoruz. Biraz modelle ilgili bilgi verelim isterseniz. Kökleri 1945'lere kadar uzanan bir seri bu. Ancak Türkiye'de yaygınlaşması, çoğalması, hatırlayacaksınız 1995'ten sonra çift farla birlikte çok öne çıkmaya başlamıştı. Asıl patlamayı ise 2009-2016 serisinde, yani W212 serisiyle yaptı. Bu model 2016'dan sonra çıkan serinin makyajlı versiyonu ama W213 dediğimiz bir seri. Bu seride satışların büyük bir kısmı, siz de biliyorsunuz, 1.6 litrelik dizel motor, yani E200D olarak kodlanan, yine E180 olarak kodlanan 1.6 litrelik benzinli motor ağırlıklı oldu. Tabii ki büyük motorlar da AMG donanımıyla özellikle bu seride satışa çıktı. Hadi bir de şimdi motorun detaylarına bakalım. 1.6 litrelik dizel motor bu. Çok enteresan bir şekilde Türkiye'de E serisi büyük bir kasa normalde. Neredeyse 5 metrelik bir uzunluğu var. Buna rağmen 1.6 litrelik 160 beygir gücündeki ya da bir tık üstündeki versiyonla birlikte satışlarda öne çıktı. Benzinli motoru da yine 1.6 litre çok öne çıktı. Ne yazık ki Türkiye'nin vergi sistemi içerisinde yüksek hacimli motorlar yerine bu tür motorlarla büyük kasa da olsa premium otomobiller çok satmaya devam ediyor. Bu modelle ilgili söylemeden geçemeyeceğim bir iki detay daha var. Bunlardan biri satışların %50-50 dizel ve benzinli penetrasyonuna eşit bir şekilde dağılmış olması. Manuel şanzıman hiç yok, tamamen otomatik şanzımanlı. Bir başka detay da şu, tam pandemi dönemi makyajlanan bir modeldi. Buna rağmen hem eski model hem de yenilenen model ikisi de yok satmaya devam etti. Satış rakamları oldukça iyi bir otomobil. İşte geldik en güzel kısma. E serisini lifte kaldırdık. Birazdan altında neler var hep birlikte bakacağız ama önce şunu söyleyelim. Umran Oto Ekspertiz'in 1 milyondan fazla araç üzerinde yaptığı ekspertiz sonuçlarından 43 binden fazla Mercedes olduğunu görüyoruz. Bunun 9.900'ün üzerindeki kısmı E serisi, 3.031 tanesi de 2016'dan sonra çıkmış olan W213 E serisine ait. Bundan daha fazlası da bir önceki seriden. Şimdi hızlıca bir altta neler var bir bakalım.
Bu modelle ilgili çok fazla sorun aktaramayacağım gerçekten. Çünkü rakamlara baktığında %1-2 düzeyinde birkaç problem var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi EGR ve yakıt sisteminde çok küçük sayıda da olsa bir takım problemler var. Yine egzoz sisteminde bir miktar sorunlar var. Bunlar da yine iklim koşullarından olabilir. Motor alt muhafazası yine çok az. Benzer modellere göre oldukça düşük. Jantlarda, bağlantı noktalarında, ön ve arka akslarda yine %1'in altında sorunlar var. Şanzıman sistemi oldukça başarılı, neredeyse yok diyebileceğim düzeyde eksi not düşmüş durumda. Turbo sistemi bu seride yine neredeyse yok düzeyinde, fakat bir önceki serinin biraz öne çıkan sorunlarından bir tanesi de turbo sistemi. Hemen hemen bu modelle ilgili sorunlar listesinde, zaten liste olarak da göreceksiniz, pek çok sorunun çok az olduğunu görmek mümkün. Tabii ki hem premium bir otomobil hem de gerçekten Mercedes bu konuda çok başarılı, ısrarlı bir çalışma sürdürüyor. Uzun yıllardır böyle. Dediğim gibi bir önceki seride biraz daha fazla olmaya başlıyor. Yaşının daha az olmasının etkisi olabilir. Kozmetik sorunlar bir miktar var. Onu da hemen belirtebilirim. Özetle E serisi bu sınıfta premium olmayı hak edecek sonuçlarla karşımıza çıktı. Mercedes E serisinin iç mekanında da aslında dışta olduğu gibi çok fazla bir problem gözükmüyor. Çok düşük oranlarda airbaglerde açılma ya da arıza kaydı var. Arıza kaydı çok sayıda bu otomobil için söz konusu, yüzde belki 8-9 civarında bir arıza kaydı notu var, ama bunların çoğunun aşırı elektronik sistemlerden olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hayalet göstergenin olması da, çok küçük notların bile Mercedes'te bu çok önemli bir şey. Örneğin partikül filtresinde ufak bir sorun olduğunda sistemi hemen kitlemeye çalışıyor. O şekilde yol aldırmamaya çalışıyor. Buna benzer notlardan dolayı yüksek çıkmış. Koltuk döşemelerinde, kapı içlerinde, yer döşemelerinde de yine bu modele göre oldukça düşük diyebileceğim %2'ler 3'ler civarında notlar var, eksi notları var. Videonun sonunda 2009-2016 model E serisinin de artılarını eksilerini göreceksiniz. Orada biraz daha özellikle iç mekanın kozmetiğiyle ilgili fazla problem var. Onun da nedeni tahmin ediyorum bir sonraki kullanıcılara geçiyor olması otomobilin. İlk kullanıcıları kadar dikkatli ve hassas olmayabiliyorlar. Bana göre kullanıcı kusuru. E serisiyle ilgili rakamlar bunlar. Karar sizin, yorum sizin. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimleri açık tutun ki bir sonraki videomuzun, bundan sonraki videolarımızın da haberdarı olmuş olun. Ve videoların altına yorum eklemeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın.